Kaydıranlar ve gelenler olarak yayındayız İsmail. Oo. Evet, hoş geldiniz. Güzel, sevimli yayıncılarımız Son Atışık ve Turgut Uç. Ben yeni uyandım. Evet Bunu şimdiden abi. söyleyip şer koymak istiyorum ya. Şer de koyulmuyor galiba, emin değilim. İyi, neyse. Komşum bağırdı. Ben de yeni geldim. Beni soluk soluğa getirdiniz hemen. Neden geç başladığımızı söylemek ister misin İsmail? İsterim. Liverpool maçı vardı çünkü. Gidene kadar Liverpool'un maçı hiç vardı yok. İsmail. Liverpool'umuzun maçı vardı. Güzel bir üçüncülük oldu. Son hafta üçüncülüğü de kapmış olduk. Tıpkı Önemlidir bir başka üçüncülükler. dizide kulübümüz gibi üçüncülük müthiş bir coşkuyla kutlandı. Ben Liverpool'la senin arandaki ilişkiyi sonunda çözdüm. Taraftarlık değil, finansal kölelik. Birebir aynısını yapıyorsun. Bak sen çok seviyorsun, para veriyorsun. Umurunda değilsin karşı tarafın. Ve senin gibi bir sürü var. Tam bildiğin finansal kölelik. İşte bir gönül bağı yok yani. Bunu Oğlum al bana ne? bunu al diyor, gidiyorsun koştur koştur alıyorsun. Bunu herhangi bir taraftar için söyleyemiyor musun? Hayır canım, diğer taraftarların gene şeyi Niye? var. Beşiktaş sizi Karşılığını çok veriyor. umursuyor, değil mi? Tabii ki umursuyor. Mesaj atıyorlar sürekli yeni Bence. atkı çıkardıklarında. Oğlum Liverpool beni takip ediyor lan. Beşiktaş seni takip ediyor mu? Hadi onu da Liverpool belirtelim. Türkiye seni takip ediyor. Hayır, Muhtemelen bayağı onlar... Liverpool takip ediyor. Oğlum onlar da Nasıl şaşırmıştır seni tabii. Liverpool takip ediyor ya? Türkiye'den biri nasıl bizi bu kadar... İnanmıyor. Sen aç bak. Başka söyleyeceğim bir şey yok. 4 kişi takip ediyor değil mi böyle? Gallagher, Klopp. Salah, Gerard, Carragher, Klopp, Ali Ece, bak şu an ona bakıyor açıp. Bakacağım tabii ki amına koyayım. Demek ki Beşiktaş seni takip etmiyorsa bundan sonra Liverpool susacaksın. kolik, Liverpool kolik diye. Oğlum 364.500 kişiyi takip ediyorlar. Sadece şunu söyle. Beşiktaş seni takip ediyor mu? Etmiyor. Etmiyor. Hangimizin kulübü, hangimiz daha umursuyor? Geçelim arkadaşlar. 364.500 kişiyi takip ediyorlar. Tamam, sence 364 bin Beşiktaş Liverpool'lu 47 mu kişiyi var? takip ediyor. Gerizekalı. Sence 364 bin Liverpool'lu mu var dünyada? Seçilmiş bir 364 bin kişiyi takip Sen ediyorlar işte. Liverpool seni takip ediyor bildirimini aldığında evde nasıl bir coşku yaşandı? Dizlerimin üstünde kaydı. Yeri ıslattım böyle bir saat. Neyse peki evet. Evet. Evet, bütün iddialarınızı da boşa çıkardığıma göre geçebiliriz gündeme. Ne diyorsun Turgut? Üçüncülük geldi. Çok sevindi Fenerbahçe Coşkuyla taraftarı. kutlandı. Coşku, birbirlerine kenetlendiler orta Vallahi biz sahada. bu O... kadar sevinmedik ya. Bir de gol de müthiş bir gol yani. Adamların İnanılmaz. şansı sezon boyunca dönmedi. Son maçın 90 artı 6. dakikasında döndü. Ben o golden sonra Sisse'nin topu orta sahaya koşturulmasını Ben diyorum oğlum, Sissi hangi takımda oynadığının farkında değil. yeterince gol atarsak belki bunları geçeriz. Buna demiş ki averaja kaldı abi şampiyonluk. Bu da herhalde biz de varız. diye Masada düşünmüşüm. mıyız? Olabilir. Evet yani her şeyden çok memnun anladığım kadarıyla Fenerbahçeliler. Şampiyonluk kutlandı. Yani Söz konusu Emre Belözoğlu ile devam söz ediliyor. konusu başarısızlığın sahibi başkan adaylığını açıkladı ve Emre Belözoğlu da devam edilecek. Yani anladığım kadarıyla Fenerbahçe inanılmaz mutlu. Bence de yani seneye de bir ilk üç hedefi, ilk üçten kastım üç yani direkt Ya herhalde. bence kötünün iyisi oldu Emre Belözoğlu'nun devam etmesi. Çünkü ben Fenerbahçe'deki sorunun %70'inin teknik direktörle alakalı olmadığını düşünüyorum. Ve çok güzel bir teknik direktör getirecek. Erol Bulut hariç de lan. Ya o ayrı, o kötü bir teknik direktördü. Ama sorun asıl o değildi yani. Şu an mesela iyi bir teknik direktör getireceksiniz. Gene böyle 7-8 maç her mantıklı Abi. değişim süreci gibi başarısız olacak o adam. Ya da çok başarılı olmayacak. Bu sefer de atıyorum Löw geldi. Diyecekler ki yani ne Löw'ü, Emre Belözoğlu daha iyiydi diyeceklerdi. Şimdi en azından Emre Belözoğlu var. Öyle bir şey demeyecekler. Löv gelirse Emre ne olacak? Gelmiyor oğlum, Emre'yle devam edecekler işte. Hey. Emre'ye devam edecekler canım. Hadi bize ne ya Bu futbol? arada Bak geç. Fener'in önümüzdeki yıl üçüncülüğü garanti değil. Baksana Trabzon'a Gervinho'lar, Bruno Perez'ler, bilmem neler, bilmem neler yani. Yani şey de devam ederse fena olmayabilir. Alanya'da Abdullah Hoca. hocasıyla devam Ha. edecek. Abdullah Hoca zaten devam eder o banko. Bence Başakşehir de bu kadar kötü olmaz bu seneki kadar. Onlar Evet. da
Önemsiz konuları önemsiz konuları konuştuk. Daha önemli konulara girmek isterim. İzledin mi Sedat Peker'in videosunu Sonatçığım? Hangi videosu? Hangi Sedat Peker? Kim o? YouTube, isim benzerliği herhalde değil mi? YouTube ateşini yolla bana'yı söyleyen adam mıydı o? Yani aşağı yukarı ateşini yolla bana diyor o da. Ama ama onunki gerçek olabilir. Yani herhangi bir mecaz olmayabilir. Evet. Evet. Neyse bununla ilgili beyanlarımız olacak. Geleceğiz buralara diyormuşum. Sonat'ı gereyim Sonat'ın kanalında. Ya çocuklar neden korkuyorsunuz arkadaşlar? Twitch düşürmüş abonelik gelirlerini 7'de birine. Yapacağız tabii ki. Bu beyanları da alacağız. Sansasyon lazım. Haftaya küvete de gireriz. Tabii. Yani. Bir Turgut'un kanalda ve benim kanalda küvetteyiz. Buruş buruş olana kadar. Aynı suyu döndürürüz hatta. Su hatta onu da satarız. Bak onu da satıyorlardı. Bad Water. Hot Top'ta diyor şu an oğlum inanılmaz böyle. 3 kıllı birbirimize kese atıyoruz. Yok lan bende kıl yok o kadar. İşte bende de var da epilasyon yaptırdım. Ben tek kıllı. Tek kıllı siz bayağı, benim kıllarımı alıyorsunuz. Nasıl? Bayağı, çok iyi konsept. Ağda kendin alıp bize yapıştırıyoruz. Evet. Madem Fener'den bir girdik. Fener'den devam edelim hadi. Allah'ınız varsa yapmazsınız. Şöyle bir diyalog gerçekleştiğini iddia etmiş bazı basın kuruluşları diyelim. Ali Koç demiş ki Mesut oynar mı acaba? Dur ya burası böyle olmayacak. Turgut al birini. Vur ötekini. Kime? Hangisi? Bilmiyorum. Hangisi? Tamam, Ali Koç'u alıyorum. Evet. Şşt, şşt, Acun. Acun. Şşt, Acun. Heh. Bana bak. Mesut oynar mı? Ne diyor? Oynayacak valla. Ben konuştum. Ben bilmiyorum ha. Sen nereden biliyorsun Acun? Takım bu kadar içinde olmanı hiç doğru bulmuyorum ha. Şu sarışın Reşit mi lan? Evet, böyle bir diyalog geçti diyorlar. Ali Koç Mesut oynar mı demiş. Acun oynayacak ben konuştum demiş. Ali Koç da demiş ki valla ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun? Takımın bu kadar içinde olmanı doğru bulmuyorum demiş. Rivayete göre. Kavga çıkartmaya yer arıyor gibi Ali Koç. Şimdi benim bu siniri bir yerden atmam lazım. Bak çözeceğim. Acun başkan aday olacak mısın? Yok abi ne alakası var? Bu Cefer'inle şeye dönmesin sonra. Senin bu arada bana bir 78 milyar dolar borcun var Ali Bey. Onu da bir ara tahsil edersek. Acun peki alacak mı kulübü ufak bir diğer pantolonunda diyor cevabını. Bilmiyorum. Bir noktada bence hayali vardır ama yani. İngiltere'den ama... takım bakıyorum diyordu en son. Fortuna'yı satmış galiba. İnanılmaz yine. Büyük paralara sahip adamların tribün kovalaması kadar boş bir şey yok. Yani bir insanın kalitesini ne kadar çok tribün kovaladığından anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yönetici sıfatıyla çalışmak ayrı bir şey. Taraftarı olmak ayrı bir şey. Yani 700 milyon dolar harcamışsın amına koyup. Bu nasıl bir fanatiklik ya? Ben bu kadar fanatik bir başkan istemem ya. O kadar zenginliği bir kenara baktım da Fenerbahçe'de böyle garip tipler var. Yani dediğim gibi İsmail yine çok güzel yerlerde donuyor bu arada bugün kamerası. Buradan ekran görüntüleri alabilirsiniz. Evet. Fenerbahçe'nin tribünlerinde bir ara şey vardı. Kale arkasında böyle aşağı doğru sarkan davullar vardır. O davulların üstüne doğru çıkıp böyle aşağı düşmeye böyle yarım porsiyon da davul çalanlar. Abi oraya iki maçta bir Şafak Sezer'i görebilirsin. Görebilirdin. Hala gidiyor mu bilmiyorum. Davul çalıyor böyle le. O yüzden böyle şeyler biraz Fenerbahçe taraftarında var. Şeyde de gördüğümüz gibi. Ya Şafak Sezer... Aynı mı oğlum? Değil oğlum. Şafak Sezer'i elit biri olarak konumlandırdım. Hayır işte ünlü biri olarak konumlandırdım. Ya Şafak Sezer hakikaten bence çok yakışıyor Şafak Sezer oraya ayrıca. Bir de şunu düşün bak 700 milyon dolar bir takıma harcadıysan 700 milyar doların falan olması lazım. O kadar param varken de nereye harcayacaksın ki? Ya abi. Yani. Yok bir takıma yatırım yapmaktan bahsetmiyoruz. Abi yani. Sen mesela paran olunca 250 lira verip FM alıyorsun. Herif de 700 milyon dolar verip gerçeğini oynuyor. Bak, yani. Diyor ki ben tesislerimi geliştireceğim. Şöyle yatırım yapacağım. Altyapıya bunu yapacağım. Sahayı geliştireceğim falan. Bunlar gene bir ticaret kafasıyla yapılmış şeyler anladın mı? Yani getirisini olabilir. Yatırım yani bunlar aslında.
Ama kim lan o futbolcu? Amına koyayım çıkar parayı alıyorum falan zihniyetiyle yaklaştığın zaman bir başkan yani, şeyi yok burada, anladın mı? Bayağı böyle çok zengin bir taraftar var sanki yurt orada. Yurt dışındakiler gibi para aklamak için alıyorlar kulübü. Vergiden düşüyorlar. Ha, vergiden. Burada o da yok. Burada da ama sponsorlukla sponsorlukla bir şeyler dönüyor ama dur bakalım. Dönüyor dönüyor, net dönüyor ya. Yani şey her kulübün artık bir sponsorlu transfer hikayesi var. Gerçi şey yurt dışında da söyleniyor. İşte bizim Arda'nın Barcelona'ya gidişinde Türk Hava Yolları sponsorluğu falan çok şey olmuştu o zamanlar. 700 milyon dolar farazi bu arada arkadaşlar. İnanılmaz çok bir para diye. Evet evet. O kadar kukum yetti yani. Öyle, abi. 7 milyar dolar da diyebilirim. Öyle bir gazetecilik yok diyor yani çocuklar. Biz bulduk çıkarttık 700 milyon dolarlık şok şey falan gibi bir şey yok. Neyse. Sonat Işık özel haber. Aşağıda böyle pişmiş kelle kafasında şapka duruyor. Zaten. Geçiyorum o zaman. Sumudika. Hazır mısınız? Geri döndü. Kralın dönüşü. Helal olsun. Steaua Bükreş'i reddettim. Aklım Türkiye'de. Dönmek için hazırım. Sizi seviyorum demiş. Aynı zamanda bayrak, vatan, millet, cami, Kudüs. Ekonomi çok iyi demiş. Kılıçlar SSK'yı batırdı demiş. Evet. Bak Davumu arayıp konuşuyor mu? Nasıl yapıyoruz şimdi? Anlat bakayım, sen tecrübelisin diye. Öyle moruk. Türk bir markayla anlaş ve sadece üzerinde onu taşı. Uyurken bile. Peki gelirse kime gelecek? Bir bilginiz var mı? Sonat. Acar muhabirimiz Sonat'a dönüyoruz şapkasıyla. Bize bir... Yani hiçbir fikrim yok. Yani. Antep'e dönebilir diyorlar. Hayır oğlum, Erol Bulut gitti oraya. Hayır, Erol Bulut oraya gitti. Doğru. Vallahi yani... belli olmaz o zaman. Galatasaray olabilir. Çünkü anladığım kadarıyla orası çalkalanıyor. Yok ya, önce Terim gitme, Cengiz gidiyor. Önce bir aklanması lazım bu arada. Daha doğrusu şey, pozitif PR'ının yapılması lazım. Çünkü o kötü teknik direktör diye gönderilmedi. Vatandaşı halka hakaret ediyor diye. Özür diledi ama. Ama sonra bir daha. Aha oğlum. O yüzden ne bileyim, böyle şey haberlerini görürsek, işte Kayseri'deki sokak hayvanlarını doyurdu falan görürsek. Tamam. Kayseri'ye gidiyor deriz. Evet, geçiyorum o zaman. Bu gündemin çok büyük bir kısmını kaplayan sevgili başkanımız Mustafa Cengiz'e. Hiç beyanların hiçbirini okumadım. Burayı bekledim. Güzel. İlk kez duyacağım. Hadi bakalım. Evet. Demiş ki, insanın vadesi vardır. Ne zaman dolacağı belli olmaz. Albert Camus'u okursanız, ki o hiçliğe vurdu. Hiçlik nihilistliğe vurursa da dünyada boşluğa düşersiniz. Bir dakika böyle bir sindirelim bu beyanı. Şunu mesela Cihangir'de bir barda 20 yaşında bir üniversite öğrencisi söylese derim ki amca. Amca derim. Sen çok şey yaparsın. Mustafa Başkanım söylüyorsa bir bildiği vardır. Biz anlamamışızdır. Evet. Mustafa Başkan seks kovalıyor olamayacağına göre bu halde. Ama ben PUBG oynuyor mu demişti. Yok, ne de oynuyordu? WoW mu oynuyordu? Yok. Aynen. PUBG oynayamıyorum demişti. Hemen öldürüyorlar demişti. Neyse, insanın vadesi vardır kısmına katılıyorum ben de. Başkanın da vadesi biraz sanki doldu gibi artık. Başkanlık olarak, yanlış anlamayın. Tabii başkanlık olarak canım. Neyse. Yazlığı sattım. Allah gecinden versin. Başkanlık olarak. Yazlığı sattım. Hanım neden üstüme yapmadın diyor. Evlenme programından mı evlendik ya dedi. bu şeydeki serideki en mantıklı beyanını okuyorum size. Demiş ki köy enstitüleri kapatılmamalıydı. Konu nasıl oraya geldi acaba? Her tuşa basıp bölüm geçmiş. Evet. Gelelim Fatih Terim'le olan gerginliğine. Demiş ki Fatih hocamız konuşurken buz kestim. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi. Madem biz düşmanız o anda istifa etmeliydi. Ona bu yakışırdı demiş. İçeri girdiğimde düşmana nasıl vazgeçiyordu? hoca bir kere olsun bana geçmiş olsuna gelmedi. Oğlumu aramış. Onun için oynayacağız demiş. 8 kere yenildik. Çok iyiymiş bu. Ben üzmek için yeniliyor. Nasıl bir Fatih Terim adamlığıdır bu arkadaş yani. Başkanı öldürmek için.
Bak senin için oynuyoruz. Anca bu kadar işte bak anla. Evet, geçelim. Çok iyiymiş. Madalyonun öbür yüzü. Fatih Terim. Mevcut başkan için şu an yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla demiş. Valla biz de aylardır şifa versin Allah diye bunu söylüyoruz da, ama dijital kötüye bir, gidiyor yani. Dijital bir dünyada yaptığı paylaşıma kendi el yazısıyla yazdığı bir kağıt üzerinden paylaştı. Evet. Word'e yazaydın. Evet. Yani notlara yaz, bir şey yaz ama işte şey gibi herhalde düşündü. Hani kesin ben yapıyorum. Vasiyet gibi mi düşündü acaba? Benim yani el yazımdır artık bu Fatih Terim. Bana da bir garip geldi özellikle şey yapması. Evet yani şey taktik veriyormuş gibi yapmış onu, hani kağıda yazıp yolluyor. Sonra yiyor ya, değil mi? Belki de kendi Twitter hesabı yok sonra kendinde. Danışmanın da ya da kızın da neyse. Yazdı bunu gönder dedi. Sonra Etobo'yu çağırıp yediriyorlar. Niye Etobo kanka? Etobo yiyor diyor onu. Etobo yemiyordu kanka. Etobo yemiyordu abi. Bu durduk yere aklına bir tane siyahi düşündü ve Etobo. Galatasaray'da değil mi? Donk da olabilir. Halil'in yiyecek hali yok herhalde. Kerem mi yiyecek? Küçücük çocuk. Evet. geçtim. Yine Fatih Terim'le ilgili bir açıklama. Hiç sürpriz değil tabii ki. Marka o. Demiş ki Fatih Terim'i hoca olarak değil baba olarak görüyorum. Allah Allah. Bunların kolajını mı yapsaydık ya? Vallahi, Fatih Terim'i babası olarak görenler. Üşenmeyecek biri varsa Diyojen'den bir kolaj yaparsa her yerden paylaşırız arkadaşlar. Fatih Terim'i baba olarak görenlerin beyanları herhalde ucuca eklesek bir 5-10 beyan olur. Ama ben burada beyanda baba olarak görmesine takılmadım da. Hoca olarak görmemesine. Beyanı... İlk kısmı sıkıntılı değil mi? Hoca olarak görmüyor. Yani biraz sanki sorun bu değil mi zaten? Ya tamam hocam, evet evet 4-3-2 tamam. Aynen 4-3-2 değil, sen bir 10 lira ver de ben şey alacağım değil mi? Baba olarak geliyor. Fatih Terim de diyor ki böyle tamam pantolonumu getirdi. Peki geçiyorum Diyojen'in özel bölümüne. Biliyorsunuz artık kim vurdu, atamayan atarlar ve tarih yazar gibi. Bir de Şenol Güneş bölümümüz var. Çok ilginç konuşuyor ya. Böyle hani deli numarası yaparlar ya şeyden, cezadan yırtmak için. Öyle bir şeymiş gibi hissettiriyor bana. Bak açıklamalara bak. 2002'de uzak doğuya gitmiştik. Ama şimdi 2022'de yakın doğuya gidiyoruz. Böyle Mustafa Topaloğlu gibi oldu ya iyice. Doğudan geldik. Güneş de doğudan gelir. Evet. Yani... Devamı da var tabii. Hiçbir çiçek vadinden evvel büyümez. Bu bunun ikinci güneş şakası değil yok, mi? Yok, vaktinden evvel. Pardon. Geçen ayda yani, haftada. Güneşim ya, korona olmuyor. Olmuyorum. Yani, yani. Güneş laf oyunlarına devam ediyor yani. Bu devam tuttu. Devam ediyor. Tosun gibi bir şey yaptı kendini. Devamlı orada bir şey yarıyor. Ben en çok bunu beğendim ama bu hafta çocuklar. Burak Yılmaz iki tane genç oyuncu eder. 18x2=36. Bence şaka yapıyor ya. Matematik desen var. Şaka yapıyordur ya. Bak bir yaşlı mizahı var. Evet. Ona okey. Yani yaşlıların sadece kendilerine ve arkadaşlarına komik gelen espriler var ya. Onlardan var. Ona hani okay. Bu dead joke da değil çünkü. Bu biraz grandpa joke. Ha, evet evet. Oluyor artık. Ama mesela ne bileyim. Ciddi konuştuğu konuları da göreceğiz şimdi. Var mı onlar? Vardır herhalde. Ne yok, yok. Sen söyle. Mesela futbolla ilgili bir şey söylüyor mesela. Adem Büyük'ü niye almadın? Adem Büyük'le şey. Bir topçu daha. Neyse. Hı-hı. Ya onları alacaktım da. Onları alsam ilk 11 oynatmam lazım. İlk 11 seviyesinde topçular onlar. Yedek oynatacağım için almadım. Şey aldım. Kerem'i aldım. Kerem'i aldım. Şey aldım. Galatasaray'daki. Halil'i aldım. Hı-hı. Yani... spor ha. Anlamında da şey yok. Yani daha iyi gördüğüm bir futbolcuyu milli takımda yedek olarak hani bekletmek ve ona da yeri gelince şans verebilmek gibi bir şeyi, seçeneği değerlendirmeyip. Ya bir futbol, yani şey milli takım değil de normal futbol kulübü olsan dersin ki ben çift forvet oynuyorum. İki tane forvetim var. Bir tane de çok iyi alt yapımda, alt yapımda değil de
Bana bedavaya gelecek. Evet. Çok iyi bir tane forvet var. Gerek yok, almayalım dersin. Dersin ki almayın bunu dersin. Yedek oyuncu. Bazen yedek forvet ararsın ya FM oynarken falan. Yani İlk 11'de de yedek rotasyon futbolcusun. Hmm. O zaman mantıklı da milli takımda değil yani. Milli takımda çünkü yani 3-4 maçlık turnuva lan zaten yani. Herkes ilk 11 kalitesinde olsa da olur. Belki şey mi diyordur? Bak, Şenol Güneş'i kurtarmaya çalışacağım. Burada. Hani belki elindeki oyuncularla benzer bir yapı da görmüştür. Atıyorum, Adem Gül'de Burak Yılmaz'ı mı? Neyse bak şimdi. Yani hani ya onu çıkaracağım, onu alacağım. Aynı seviye işte, iyi ilk 11 seviyesi ama aynı tip oyuncu. Hani belki farklı bir hamle şansı olsun diye değişik tarz bir oyuncu mu aldı acaba? Bilemiyorum. Bilmiyorum yani kardeşim. Benden bu kadar çocuklar. Güneş peki, doğudan gelir. Haberin olsun. Şenol hocam yalnızsın artık. Peki neredeydik bu hafta? Diyelim ki milli takım forvetisin. Tamam mı? İyi de bir forvetsin. Nereden örnek verelim? Cenk Prime olsun. Dönemlerinde ya bizden vermeyelim de işte şu an mesela Benzema'yla şeyin forveti neydi? Ben Yeder. Fransa'nın forveti yok. Griezmann. Ben Yeder. Allah Allah. Griezmann ya. Tamam. Peki. Tamam. Benzema milli takımda oynamıyor da şu an. Benzema alındı değil. Yine. Yo, alındı tekrar. Buyur alındı galiba. Değil mi? Aha. Evet. Benzema forvet oynuyor. Sen de Griezmann'sın. Hangisini tercih edersin? Milli takıma çağırın ama yedek oturumu yoksa çağrılma mı? Oğlum hiçbir oyuncu çağrılmamayı tercih etmez ki. Oğlum bir de Adem Büyük'le şey aynı mı, Ciro diyecektim Benzema. Adem Büyük ilk kez mi ne çağrılacak yani? Adam koşarak gider lan. Ben hiçbir yaşı da var artık yani. Yani. Bırak oynasın. Söylemek istiyorum. Her futbolcu milli takımda olmamaktansa gideyim de yedek oturayım kabul eder. Bunun hani istediğin kadar iyi futbolcu ol. Yani Eğer şey değilsen, Ronaldo falan değilsen geleceksin ama yedek. O bile ya gelebilir yok. Ha. Hayır mesela Ronaldo birini kıyaslarsan gene Ronaldo öndedir. Ama atıyorum Griezmann'la Benzema'yı kıyasladığın zaman ikisi hani denktir ya, gibi düşünüyorum. 2 yıl sonra 38 yaşında Ronaldo hala ben yine kadroda olayım, bizim takımı desteklerim falan diyebilir yani. Kenarda dursa yine kafidir Ronaldo bu arada. Hatta hatırlıyorsunuz değil mi? Euro'da, son Euro'da kazandıkları kenardan bayağı taktik veriyordu ya, sakat sakat. İttiriyordu bilmem ne, bir şeyler aynen yapıyordu. Neyse. Geçiyorum bir sonraki beyanı arkadaşlar. Son hatta ben bunu Turgut'a saklayacaktım ama şey tadı kaçar o zamana kadar diye aldım. Süleyman Soylu. Bana niye saklıyorsun Dümbük? Çünkü benim arçenemim. Ama sen seviyorsun. anlayamadım. Sonat Süleyman Soylu'yu sevmiyor mu? Kim ne bir şey? Ben asla kendisi söylesin bu konuda. Evet. Demiş ki vatandaşımız bekçi uygulamasından memnun. Beşiktaşlılar şampiyonluk kutlamasında aralarını alıp dövmüşler bekçiyi. tamam bu tam sonatlıkmış. O yüzden de memnun yani. Ben okumuş bunu dese şerefsizim, dilinden kurtulamazsın. evet. Bu beyanı nasıl yorumluyorsunuz çocuklar? Turgut senden başlayalım. Yani şimdi olayın gerçekliğini falan bir kenara bırakıyorum. Yani oldu mu yaşamadı, yaşandı mı yaşamadı. Cümle bu kadar oksimoron bir cümle hayatımda hiç görmedim. Aa sen ne diyorsun? Moron mu dendi? Vatandaşımız ne? Bekçi uygulamasından memnun, aralarını alıp dövmüşler. SS alın. yani Süleyman Soylu demek istedim. Süredir vatandaştan sayılmıyor bu arada. yani işte abi yani memnunlar. Çünkü dövmüşler yani. Beşiktaş taraftarının da bir ihtiyacı var yani demek ki. Olabilir mi? Hani, ayı palağını severken döver. Döverken sever. Öyle bir söz var ya. Siz yani Azerbaycanlı mısınız? ayı palağını ne oğlum? Ayı yavrusunu severken öldürülmüş palağını değil mi öyle? Ne bileyim. Anne tarafının lafı. Gerçi Maraşlılar onlar. Bele lafa sokam. Böyle işin içine sokam. Peki geçiyorum şampiyon takımın şampiyon teknik direktörüne. Çocuklar merak etmeyin, Süleyman Soylu bizimle şu an uğraşacak şeyde değil, onun eli yoğun. Evet evet, öyle bir şey yok ama gelir yani, sıra bize de gelir. Başka şimdi biraz YouTube'dadır o, Twitch'e vakit gelmez diye tahmin ediyorum. Sergen diyor ki biraz evde oturup televizyon seyredip kafamı toplamak istiyorum. Bir süre futbol konuşacağımı sanmıyorum demiş. Sence ne izler? Süper oluyor ya. Ne izler sence? Sonat.
Sedat Peker. Abi televizyon diyor. Ben çok net Sergen'de bir Survivor vibe'ı hissediyorum. Net Survivor'a düşer. TCK TV, Survivor. Şey, Yaban TV, Av TV, İz TV öyle şeyler TCK var. TCK TV'de yarış dışında ne gösteriliyor? Atların hayatı falan mı? Şey, Bojack. Ne var? Telifini almışlar değil mi? Bojack. Neydi? War Horse muydu şeyin filmi, Nolan'ın filmi? Ya atla ilgili bütün filmlere şey yapın işte ben. Sergen Yalçın bu arada gördünüz mü bilmiyorum. Sonra belki. Bir ara basın toplantısında şöyle bir şey yapıyor el ve şurada dövmesi gözüküyor. I am a legend yazdırmış koluna. Tabii canım, o eski. Var mıydı? Var. Yani. Ben yeni bir görüyorum. Yıllık. Burada da konuştuk hatta galiba. Kardeşim. Şeyin LeBron'un sırtında 250 metrekare Chosen One yazıyor. Yani LeBron yapınca wow. Sergen yapınca rr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 
elinde vardı lan neredeyse. Allah. Tamam adam draftı draft söylüyor. Işte. O adamı ben bile biliyorum. Sergen'de efsane mi? Sergen'de efsane. Efsane. İyi tamam. Sergen attı. Şampiyonluk geldi de yazdırabilirdi böyle. Komple döndür. Döndür. Peki bir haber daha Sergen'den. Sergen'in 22 yaşındaki Ukraynalı manken Lisaveti Karipskaya ile birlikte olduğu genç mankenin attığı şampiyonluk storylerinden anlaşılmış. Sergen'i falan etiketleyip gözyaşlarıyla kutlamış. Hangimiz istiyoruz Lisaveti programı sonunda? Sergen istemiş. Hangimiz istemiyoruz ki? Ya burada sadece şunu söylemeden geçmeyeyim. Twitter'da bu haberi gördüğümde biri şahane bir şaka yapmış. Şey demiş, Sergen hocam hani gençlere şans vermiyordu? 22 yaşındaki Lisaveti Hanım'la da birlikteymiş. Ya arkadaş şurada futbol konuşuyoruz. Futbolun da makarasını yapıyoruz. Diyorum ki War Horse filmi vardı ya Nolan'ın diyorum. Biri yazmış ki Ocean Spielberg. Ya ne sikimse ya. hemen yorumlarda toplanmaları lazım. Arkadaşlar bilmediğiniz konulara girmeyin. Neler neler ya. Diyojen'in altında da geliyor. Arkadaşlar gözümü seveyim. Tamam düzelttim beni eyvallah. Teşekkür ederim. Yarın gel kanda başla. Ya bak şey şunu anlatayım. Benim bir tane stand-up'ımı yayınladı işte Tuz Biber bu hafta. Onun tweetini atmışlar işte paylaşım olarak yani YouTube videosuna giden link falan. Bir abi gelmiş altına şey yazmış. İşte buna gülen çomardır. Buna gülenler Şahan videolarına işte şeylerini skeçlerine yarıla yarıla gülüyordur yazmış. Sonra girdim baktım abi kim yani profili nasıl bir şey böyle yani kim söylüyor böyle bir şey bana diye. Bir kere profilin girişinde şey yazıyor. Köpekler ve Beşiktaşlılar ve Fenerliler giremez yazıyor. Tamam mı? Arkada kocaman bir Galatasaray bayrağı var. Abi. Ama bak bütün bunlardan hiç etkilenmedim. En çok şeyden etkilendim. Biraz böyle aşağı kaydırıyorsun. Şey var. Hashtag Bitcoin. Hashtag... yazardıysa abi. Hashtag Bitcoin. Altında şey şöyle bir cümle var. İndiği gibi çıkar. Ve onun altında da görsel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var abi. Hani atam sanki Bitcoin hakkında indiği gibi çıkar diye bir laf etmiş gibi paylaşmış. İndikleri gibi çıkarlar. İndikleri gibi çıkarlar. Bak, aynen böyle. İnanmayan benim Tuz Biber'deki paylaşılan videomun altına gitsin bu dayıyı bulsun. Dayı bu arada. Bayağı da. O yüzden çok takmayın yani yorumları çocuklar. Neyse İsmail böyle kötü şakalar yapmazsan belki annene sövmeyiz. O da vardı doğru o da müthişti. Peki geçiyorum Beşiktaş'tan devam. Raşit Gezal demiş ki bir oğlum daha olursa adını Kartal koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim aşkım. Kariyerim nasıl devam ederse etsin. Hep kalbimde Beşiktaş olacak demiş. Bu arada sözleşmem 3,5 milyon euro. Umarım Beşiktaş beni alır. 3,5'a alırız lan. 5'e almaya çalışıyoruz herifi. Yıllık kaç alıyor yıllık? Yıllık kaç alıyor? Yıllığını bilmiyorum. Ama kiralık mı gelmişti Gezal? Nereden? Evet. Leicester'dan mı? Leicester'dan.
Leicester'da ben hayatta Leicester oynayamam. Beşiktaş'ta yıldızım. Çocuğumun adını Kartal koyacağım. Ne olur beni alın. Ya bu arada benim kulübüne şey demiş. Ben sizden alacaklarımı bırakayım. Yani yarısını bırakayım. Siz de beni 5'e satın. Şey, Beşiktaş'a demiş. Sizde 5 Leicester... var mı oğlum? Yok. Bilmiyorum ki 5 de yok. Leicester geri isteyebilir mi acaba Gezdalı'yı? Yani bu kaç? 7 gol, 10 yok. Gezal. 8 gol, 17 asist. Böyle bir sezon. Gezal da Abubakar şu an serbest. Gezal da şu an Leicester'ın oyuncusu. Oğlum, evet. Türkiye ligindeki 8 gol, 17 asist, Premier Lig'de 1 gol, 3 asist. Yani yine de sıra dışı bir performans ya. Oynamaz oğlum bu arada. Nasıl oynayacak? Mümkün değil. Cengiz'in yani şimdi Cengiz'i şey yapmayalım ama milli takımda hala şey yapıyoruz. Cengiz'in dakika alamadığı bir takımdan bahsediyoruz aynı pozisyonda. Hı hı. Yani Gezal Cengiz, ne kadar oynayacak? Cengiz Gezal'dan iyi mi diyorsun? Ya Şampiyonlar Ligi'nden para gelecek yazıyorlar ama. Gelmeyecek Leicester. Cezamız var arkadaş. Yok Leicester sıçtı bu arada. Bak ondan da daha şeye ikna olabilirler yok, yani. Yok biz çıktık. Oluyor yani. Ha siz çıktınız da şey Leicester çıkamadı. Son maç kaybettiği için Leicester bayağı Avrupa Ligi'nde. Ya. Beşiktaş'a para gelecek alırız diyorlar da bizim cezamız var. Oğlum benim siz elektrik faturasını ödeyemiyorsunuz lan. O para evet. Oraya gidecek. Borcunuz var önce bir kapatmanız gereken. Gezzal bir dursun. O zaman abi, bu açık. Çok affedersin 45 tane maç oynadık. Işıkları yakıyoruz aman okul. Haftada 3 kere ışık yanıyor. Kendini kurtarmıyor. TFF'nin verdiği para ışık şeyine yetmiyor. Masrafına. Peki tam bu noktada çok denk gelmiş bir açıklama. Oğuzhan Özyakup. Hollanda'ya gittim. Orada paranız günü gününe yatıyor. Hatta pazara denk gelince cumadan yatırıyorlar. Yani burada durum biraz farklı demiş. Pazara denk gelince öbür haftaya. Öbür aya kalıyor. Öbür ay. Ya o da mı cumartesine denk geldi? Bir sonraki ay. Bu arada bu pazara denk gelince cumadan yatıyor. Normalde yani aylık 3 ila 4 bin arası kazananların muhabbetidir bu. Şirketlerde evet. Konuşulur. Oğlum bu ay pazara denk geliyor yatar mı acaba? Milyon dolar kazananın da bu muhabbeti yapması. Oğlum evet sana ya. Bir ay önce de birkaç yüz bin dolar yattı. Ay acaba kaçında yatacak diye mi düşünüyorsun acaba? Şey vardır ya bir de abi hafta sonu hayatta yatırmazlar işletiyorlar parayı. Lan hemen ne işletiyorlar? İşletiyorlar dediğin onlar da gidip şey Bitcoin alıyor veya iddiaya basıyor ne yapıyor. Geçiyorum bir eski Beşiktaşlı'ya. Hakan Arıkan. Hatırlar mısın Sonat? Hatırlarım. Ben de hatırlıyorum. İkimizin ortak noktası yani Hakan Arıkan bu beyanla. Benim değil seninle alakası yok olayım. Kardeşim Liverpool beni takip ediyor. Allah Allah. Bundan sonra her argümanını böyle çürütürüm. Demiş ki Hakan Arıkan mıydı lan 8 yiyen? Demiş ki Uğurcan Alisson'dan iyi kaleci. Ki kendisi kalecilikten çok anlar. Bilir kişidir. Sanki kaleciden anlıyormuş gibi. Ya bu arada Uğurcan'ın gerçekten Liverpool'a gitmesi gibi bir şey söz konusuydu. Alisson kafa golü atana kadar. Evet. Yani bu arada hani Tottenham alakasız, diyorlar. Madem alakasız karşılaştırma yapıyoruz. Alisson da Samatta'dan iyi forvet. Doğru. Doğru yani. Bu arada şey Alisson'la Mesut'un gol sayıları eşitmiş. Alisson'la Willian'ın da gol sayıları eşitmiş bu sene. böyle istatistikler de var. Willian Chelsea'de miydi? Evet. Yok Arsenal'da. Ha Arsenal'da. Yıllık Arsenal'da. Yıllık 7,5 milyon euro. Ben Shakhtar'dayken Fernandinho ve Willian oradaydı. İkisi de inanılmaz genç yeteneklerdi Shakhtar'da kariyer yaparken. Yani Willian bence oldu. Yani yapabileceği kariyeri yaptı yani gayet. Arsenal ama bitmişken aldı zaten. Problem orada yani. Evet. Yani Chelsea doğru zamanda gönderdi onları ya. Geçiyorum çocuklar. Yılmaz Vural. Gomez'e sana ihtiyacımız var dedim. Bana dokunma diyor. Allah bana sabır verdi. İçimden dedim kafasından tutayım ağzına burnuna vurayım. Ama kameraları gördüm. Ya Allah sabır vermemiş demek ki. Kameraları görmüş sadece. Eskiden gözü de onu da görmüyordu. Artık görüyor demek ya. Eskiden sahanın ortasında adam dövmüşlüğü var. Da Costa denen kardeşimiz aşçılara iki yumurtanın sarısı birbirine değerse bunu yemem diyordu. Oyuncular ısınırken hadi yeter çok ısındım deyip takımı içeri sokuyordu demiş. Yumurtanın sarısı birbirine değerse ne olur ki?
İki yumurtanın sarısı birbirine değerse. Göz göz istiyor anladığım kadarıyla. Çünkü şeyin dokununca... Yani iki gözde böyle bireysel olarak dursunlar istiyor herhalde. Ya yani bu arada hani gönlü yok oğlum demek ki. Yani hani yumurta değil belli ki burada konu. O olsa şey falan diyecekti yani. Başka bir şey diyecekti. Ya tuzlar bunun... hep birbirine yapışmış. Ama bunun bak sarısıyla beyazı altın oran değil bunun falan diyeyim. Geri gönderecekler. Bugün herhalde. Çarşamba mı? Gir içeri git. yani evet. Zor. Devam ediyor mu Yılmaz Vural? Sezon sonunda genelde gider çünkü ama zaten çok geç geldi. Erzurum'a gelmişti değil mi? Bilmiyorum. Erzurum ligde kaldı herhalde. Benim en çok heyecanla takip ettiğim şey Altın Ordu Altay. Evet ya ben bayağı mutluyum. Bir İzmir takımı daha geliyor. Aynen. Altın Ordu başkanı istemeye istemeye Süper Lig'e çıkarsa çok güleceğim. Oğlum orta sahadan çocuk vurmasaymış o zaman. O da ona inat yapar gibi. Allah'ın adını alarak vurdu yani. Lan çıkmayın Süper Lig'e. Hey oyna. Kime bırak, diyorum? Topu. Vur vur ileri vur gitsin. Öyle mi vurulur diye. Ayı ayı dedi. Hayvanın evladı. Evet. Çık baban gider deplasmana hadi bakalım. geçtik ligimizden, topraklarımızdan çıktık artık. Geldik İngiltere'ye. Alison Becker demiş ki Tanrı bugün elini başıma koydu. Daha önce neresine bu... koyuyormuş? O biraz Tanrı onu şey yapmış, abuse ediyordu bu haftaya kadar belli ki çünkü her topu salak salak kullanıyordu. Evet. Yani ne diyorsunuz bu arada o gole? Onu konuşamadık tabii. Bizim yayından sonra oldu o işler. Bence Tanrı karın ve iki eskortla beraber kokainli orji yaptığında elini senden çekti. Bir saniye böyle bir iddia nereden çıktı? Film var lan. Alison değil o ya. Oğlum nasıl değil ya? Allah Allah. Karısı mı onun bir tanesi? Ya ben videoyu izledim de Ali ya bak benziyor bazı açılardan ama. Oğlum Alison Becker Allah Allah. Ama o biraz seni sonra bir şey diyeceğim. Alison da öyle bir mal olsa uçamaz lan. Ama dikkat ettin mi? Klopp'a soruyorlar hani Alison'un böyle bir videosu çıktı ne yapacaksınız diye. Ne yapabilirim ki yani? İnşallah bizi de sıkmaz. Ne diyeceksin ki diyor. Alison mu o ya? Ama Alison biraz senin gibi Sonat. Yani biraz ortalama erkeğe benziyor yani. Herkes benziyor olabilir. Ama bak, diyene bak. Ortalama. Ya bu arada işte Sonat'a da oluyor. Turgut sana da oluyordur. Bana da çok oluyor. Her anlı, geniş, sakallı insanı abi diye bana yolluyorlar. Tabii oğlum. Sedat Peker'in her videosunda ya. Sonat var mesela. Ha arkada Allah Allah ya. Çok geriliyorum da. Şey vardı ya. Bizim geriliyorum. Üçünün bir fotoğrafı. İşte sakallı olan mı? Hayır dövmesi olan. Hayır, şey evet, hayır üstünde kapşonlu olan falan derken ayrılamamıştık. Doğru. Ya bilmiyorum ben açıkçası çok benzetemiyorum. Yani belli açılardan benziyor ama sanki değil gibi diyeyim. Hazreti Ali ve benden mi bahsediyoruz? Alison'dan bahsediyorduk. Hazreti Ali'ye benim de çok benzediğim bir tane fotoğraf var. Neyse. Daha fazla. Bunlar nasıl sözler çocuklar? Evet. Böyle şey yanıcı muhabbetlerden uzak duralım arkadaşlar. Çok kendimizi şey yaparız. Ya haftaya konuşuruz. Haftaya konuşuruz evet. Haftaya kadar kalırsanız konuşursunuz. Peki. Ne diyorduk? Ha şey Alison değil diyordum da şey. Şeyden biraz da anlamalıydık bu arada o bıyığı bıraktığından Alison'un. Yani o da tam pornocu bıyığı bu arada. Tanımasınlar diye bıraktı oğlum işte. Videodan değiştirene kadar değiştirebilirim kendimi diye. Peki geçtim bir başka Premier Lig oyuncusu eski oyuncusu tabii efsane Eric Cantona. Gördünüz mü şey Hall of Fame'e yeni isimler dahil ettiler. Ben Cantona demiştim diye hatırlıyorum öncelikle. Dedin tabii. Roy Keane'i de dahil ettiler. Henry galiba var. Yok hatta Henry ilk olan zaten ya. İbrahimovic'le bir videosunu izledim ikisinin ondan. Var mı o beğen? Yok galiba. İbrahimovic ile Henry işte Hall of Fame'de o duvarda resimlere bakıyorlar galiba. Henry şey diyor İbrahimovic'e. Bak diyor senin resmini çizmemişler duvara diyor. Benim var diyor. İbrahimovic de şey diyor. Çünkü hala Tanrı nasıl gözükür bilmiyorlar diyor. Hall of Fame'de emin değilim ama gene öyle bir şey. Hani. Çok kötü.
Yani sana bakarak çizselermiş Gavaş. Yani, Henry, Henry. Hı. Bana şöyle tanrıyım iması verebileceğim bir ortaksan. Kamera çekiyor hadi. Kantona. Peki çizmemişlerdi. Bunun ardından şey Gerard'ı da aldılar. Bildiğim kadarıyla. Lampard'ı da aldılar mı? Emin değilim. Turgut sen baktın mı? Galiba Lampard'ı da aldılar. Yok yani Lampard'ı bu aldılar. Girişte herkesi alacaklar buraya yani. Evet evet. Totalde kimler oldu? Olabilir. Çok. Beckham'ı da aldılar. Beckham'ı da aldılar. Roy Keane'i aldılar. Cantona'yı aldılar. Shearer'la Henry'yi almışlardı zaten başta. Bergkamp'ı da aldılar. Bergkamp. Ve kalktı gitti. Bergkamp'ın alındığı yeri ben daha fazla dinleyemem. Cantona'nın açıklaması da şöyle. Yaklaşık 30 oyuncu arasından seçildim. Çünkü farklıyım. Diğer adaylar da harika oyuncular. Ama ben olağanüstüyüm demiş. Bak görece daha mütevazı. Yani şey yani. Diyor mu? Onlar kim? Benim yanımda. 30 vardı bir de ben vardım falan. Yani ben olağanüstüyüm. 82. Ginola var mı? Kim? Ginola mı? Ne diyorsun ya? Bunu bir Ali Ecefe merak eder. Bir sen amına koyayım. Hayır, yine bir şey de vardı. Yine Rekoba tutkusu gibi bir herifi buldu getirdi buraya. Ha söyle. David Ginola ya. Mendieta var mı Mendieta? Mendieta'lara falan daha çok var bence çocuklar ya. Mendieta İngiltere'de oynadı mı bilmiyorum. İşte böyle garip. Mendieta şey... İngiltere'de oynamaz mı lan? Oynadı mı? Oynadı tabii. Middlesbrough'da oynadı. Liverpool'da da oynamış mıydı ya? Bir düşüneyim. Ha yok. Bu arada eğer şeyde... Yok Zenden oynadı bizde. Hani tamam futbol kariyeri çok iyi ama futbol kariyeri dışında da çok inanılmaz işler yapmış. Adamlar he dışında çok iyi işler yapmıştı Cantona. Ya gerçi şey oyuncu değil mi şu ya, anda? Bayağı filmi var. Tabii yani David Beckham da keza öyle. Hı hı. Şey Dwight York muydu mesela kendi ülkesinde bakan olan herif belki o da olur yani. Şey ya böyle bir kriter varsa hemen şu an daha hani emekliye ayrılmadan Rashford'u yapmaları lazım yani. Niye? Adam bütün İngiltere'deki çocukların yarısını Rashford doyuruyor şu anda. Aa. Bu arada bakan olmak önemliyse bizde de biliyorsunuz Alpay. Ay sus ya. Çok canım sıkılıyor. Onun ince sesiyle yaptığı çirkin video. Evet evet İzmir bak, milletvekili mi ne? Milletvekili. Bakan milletvekili. Yakında gelir ama. O kadar sert muhalefeti eleştiriyor ki yakında bakan da olur. Çok iyi bir spor bakanı olmaz mı ama? Ya sen yani oynarken anlamıyor. Tadından yenme. İnanılmaz İstiklal Marşı okuyordu. Bağırarak. Bağırarak değil mi? O özelliği vardı onun. Hayvan sonra gibi böyle. Kemal Kılıçdaroğlu'na çift alıyor kırmızı kartı. Meclis zaten onu niye milletvekili yaptılar? Ben hani öyle düşünüyorum. Yani meclis kavgalarında biraz elimiz güçlensin diye düşünmüş olabilirler. Evet, Thomas Müller. Yeni kulübünde başarılar Alaba. Her türlü pişman olacaksın. Çünkü birbirimize karşı oynarsak kıçına tekmeyi basarım demiş. Basar bu arada. Basar. Gerçek anlamda da basar. Yere düşerse üstünde tepinebilir. Yok lan Müller o kadar sert bir adam değil. O dediğin kimi? Diye direkt şeyin Hitler'in ikinci adamı. Göbel. Kimi gol attıktan sonra şu yumruğunu aşağıdan sıkıp bu damarını şişirerek bir bağırması var böyle. Hoş onu Müller de yapıyor. O zaten bak kimi yani şunu yapıyor hani kendini tuttuğu hali bu bak. O böyle hani gelip böyle olacak yani. Ama hani o biraz kendini sıktığı hali gibi düşünüyorum ben onu. Yani. Şöyle bir kaldırsam. Evet, ya, lan hayır. Ben ne isteyeceğimi buldum şeyin sonunda. Hmm. Bir tane ya komik yani daha doğrusu parodi bir şey mi yoksa gerçek bir şey mi bilmiyorum ama yaşlı bir tane abinin Almanya'da bir şeyi var videosu. Önünden bisiklet süren çocuklar böyle sağa sinyal vererek ellerini böyle açıyorlar. Sağa dönünce. Adam da onlara bakıp böyle lan falan diye hani kendince İğrenç bir selam veriyor. O anın görüntüsü varsa parodidir herhalde. Ama çok şey çekmişler. Gerçekten hani amatör çekim gibi. Peki Müller demişken Leva'da kırdı. 90 artı 5'te kırdı rekoru. Ya, resmen kıracağım diye bütün maç. Evet ya. Ya ama çok üzülüyordum bir an. Şeyin hangi takımla oynadı? Augsburg mu? Augsburg'la. Augsburg kalecisi ne saçmaladı arkadaş ama öyle. Ya delirdi yani. İki böyle pozisyon var. Sonat izledin mi özeti falan? Yok. İki pozisyon var. Müller kalenin önünde tamam mı? Boş kale. Lewandowski'nin yanında adam var artık. Dönüp hala vermeye çalışıyor. At ulan şunu diye.
Bugün maç sonu Salah'a da yaptılar. Bir iki pozisyonda gördü yani. Firmino falan şey normalde dokunacağı topu bıraktı yani. Hani bir gidiyor mu Salah'ın topu kaleye falan diye. Olmadı. Harry Kane oldu gol kralı. Ya bu arada orada rakip mesela kaleci, çünkü durum 4-2 artık. Yani verebilirsin maçı. Bırakmadı. Mesela bugün tersi bir olay yaşandı. Örneği vereceğim. Şimdi hatırlayabiliyor muyum acaba? Ha şey, Lars Bender mesela son maçına çıktı. Hmm. 90. dakikada penaltı olunca bu Dortmund kalecisi mesela bıraktı gol olsun diye. Hmm. Lewandowski bunu yapmadı. Kaleci de Polonyalı bir de. Terbiyesiz herif. Evet. Nahtistan diyor. Yani ben çok sevindim çünkü yani 41 gollük bir sezon seneye olmayabilir artık. Zor. Lewandowski adına. Zor gibi yani. Haaland bunu niye yazmıştır kenara. Haaland bakalım Almanya'da kalacak mı Bundesliga'da? Tabii. Evet. Bir yandan da yeni bir hoca Nagelsmann. Nagelsmann da en son Dortmund'a kupayı da kaybetti. Kupasız bir şekilde tertemiz, temiz bir sayfayla Bayern Münih'e geliyor. Alaba nereye gidiyor? Real'e diye konuşuldu ama bilmiyorum yani tam olarak. Bu arada Boateng de veda etti. Aynen. Javi Martinez de veda etti. Bayern Münih'e. Bu yıl çok enteresan transfer. Büyük ihtimal Choupo-Moting de. Bunlar Haaland'a yer mi açıyor lan acaba? Ya şöyle, Leipzig, Dortmund gelin şöyle masaya. Bir şeyler konuşacağız. Şey Leipzig aldı değil mi oğlum? Teknik direktörü verdik ya lan. Daha defansı da aldınız. Yeter lan. Yeter be. Başkan böyle de orta dişin arasından tükürük atıyor böyle. Ne yani? Upamecano'yu da mı almıştı bunlar? Evet evet. Onu da aldım. Bizim orta sahada bir boşluk var ya. Ne yapsak? Gel gel. Terzic elim kaşınıyor bak. Gerçi Terzic de kalmadı Dortmund'da. Onu da şeyi getirdiler değil mi? Frankfurt'un teknik direktörünü mü? Öyle bir şeyler oldu. Marco bir şey. Bir şey. Neyse işte. Ya orada bir değişti onlar hepsi kendi arasında. Biliyorsun değil mi? Bir swinger party ortamı oldu. Gladbach'ınki bir yere gidiyor. Gladbach'ınki Dortmund'a mı gidiyor? Ya hiç merak bilmiyorum. Herhalde öyle bir şey. Frankfurt'unki de Gladbach'a gidiyor falan. Sonra hepsi Münih'e gidiyor falan gibi. Böyle bir şey oldu. Hülle yapıyorlar. Son gündemden son haberimiz. Son artık bu beğen de değil de haber. Bunu sadece yani almak istedim çocuklar. Bunu söylememiz lazım. Arsenal 10 yaşındaki Leo Messi'yi transfer etti. Ya adamın adı da zaten babası Messi'yi mi çok seviyormuş ne ondan Messi'ymuş da. Leo Messi. Gördünüz mü peki çocuğu? Siyahi. Siyahi küçücük lan. Yani daha yani spermden hallice çocuk yemin ederim bak. Hani şöyle söyleyeyim. Da bekleyin artık Arsenal iyice abarttı ya oğlum, bekle bir döllenme olsun ya bari. Oradan almayın artık çocuk. Çocuk okuma yazmayı öğrendiğinde Messi'nin prime'ı bitmişti. Yani anladın mı? O derece genç. Ha, tabii. Ya muhtemelen Arsene Wenger'in scouting'i. Bu artık scouting değil abi. Bu insan ticaretidir. Arsene Wenger artık şey yapıyordu. Almışlar mı onu? Bu artık yani Arsene Wenger scouting'i mi? Kevin Spacey scouting'i mi bilmiyorum yani. Artık 10 yaşında çocuğu da almazsın scouting yani. Scouting değildir o, katalogtur. Hayırsınız ya. Michael Jackson scouting team. Allah evet. Kahretmesin. Arsenal içinde böyle takımlar var değil mi? Yaş gruplarına göre isimlendiriyorlar. İşte bu Kevin Spacey scouting team, bu Michael Jackson scouting team. Binalara isim verilmiş. Abi iğrenç şerifler ya. Şey ek binası, Kevin Spacey ek binası. Devam ediyorlar bir daha amına koduklarımı. Onlar durdu mu biz duralım. Evet. Evet, Leo Messi hayırlı olsun diyelim. Ne alay ederken utanalım. Diye. Yani Cristiano Ronaldo da herhalde. Ne oldu yani şey, telifini mi alamadınız abi böyle bir. İşin ilginci bu çocuk büyüyüp PES'te bir ara oyuncuların ismi öyleydi. Evet evet, büyüyüp iyi bir futbolcu olursa yine PES'te adı Leo Messi olacak farkındaysanız. Ben şeyi anlamadım. Ben anlamadım. Messi'yi çok sevdikleri için bu ismi koymuşlar. Hı hı. Messi koysaydı. Alınmış. Olmaz. Hata veriyor. Kırmızı gösteriyor. Koyamaz. Şeyi önermiş. Leo Messi 31 ister misin? Yok, Messi diyelim hadi biz olmuş. Evet. Gündem bitti. Buyurun Sonat Bey.
Biraz eski bir beyan ama çok tatlı bir beyan bu. Marcio Nobre demiş ki Fenerbahçe'de oynarken antrenman sonlarında Semih yanıma gelip gideyim de bir yılanı kusturayım diyordu. Yılanı olmadığını çok sonra anladım. Ve Semih'in Nobre'ye gidip bunu demesi. Nobre! 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 Yılanı kusturmaya gidiyor. O da anlamıyor. Git yap ne sikeceğim yılanı. Ne diyorsun? Yılanı kusturmak yine duyduğum bir tabir de çok enteresan şeyler duydum ben bu iş için. Ne var en ilginç bildiğiniz? Şeytan çıkarayım duymuştum ben. Güzel. Ama şeytan ben... çıkartma ha. Büyük için. Ha evet. Öyle mi? Tabii. Şey duydum ben, etin suyunu sıkma. Evet. O var. Çocuğu gezdireyim var. Bilmiyorum, çete yazan varsa ilginç bir şey söyleyeyim. Yunus'u gıdıklamak ne oğlum? Yunus'u gıdıklamak da var duydum. Maymunu tokatlamak başka bir şeydi, pardon. Çavuş o, maymun değil. Evet. Yunus'u gıdıklamayı duymuştum. Başka düşünüyorum şöyle bir. Tarkan'ı gezdirmek gibi bir şey. Tarkan'ı... Yok, kurdu gezdirmek. Ne? Tarkan'ı gezdirmek mi? Tarkan'ı gezdirmek. Ya şey, bu Tarkan ve Kurt'tan geliyordu. Evet. Yoksa başka bir şey geçiyoruz. İşemek niye diyemiyoruz biz? Yani. Çişim mi yapacağım? Ben mesela yılanı, onu bayağı az duyuyorum. Yılanı kusturmak. Ya yani Nobre'ye şey yapmasın nedeni muhtemelen hani Türkçe bilmiyor bu nasıl olsa diye ben buna içimi dökeyim. İçimi dökmek de olabilir. Evet. Evet, kendinize ait bir P-phrase üretmek isteseniz. Hı. Benim kendi şeyim ne olabilir mesela yani? İfadeye fesat karıştırma. Ya çok kapsamlı değil mi o ya? Daha basit bir şey. Bir de yani birazcık kendine şey mesela Herkül'ü ağlatacağım falan gibi. Hmm. Birazcık da onu böyle överek. Ejder'in alevini püskürteyim falan. Evet, doğru. Ne olabilir? Şöyle işlevsel bir şeyse hani yükümü hafifleteyim. Ama o biraz sıçmak gibi oluyor. Mal beyanında evet. Bulunmak belki olabilir. Olabilir. Yok o da olmaz. Yılanı deliğinden çıkartayım. Evet. Oldu. Gider bildirimi yapayım. Gibi. Yani sizin evet. Aklınızda enteresan şeyler gelirse bunu şey deyip YouTube yorumlara yazın. Hep yapmak istemişimdir bunu. Yorumlarda paylaşın. Siz nasıl kusturuyorsunuz? En ilginç yılan Kolombus kusturma yapalım. Ben bunları bir sonraki Diyojen'in başında okuyacağım bu arada. İlginç yorumlarınızı. Atamayan atarlar biliyorsunuz efendim. Atletico Madrid bu sene şampiyon, uzun zamandır şampiyon olamayanların şampiyon olduğu City hariç. İşte Beşiktaş olsun, Inter olsun. Hayırlısıyla bu birazdan biz henüz bilmiyoruz. Lille olsun. 22'de başlayacak. Atletico Madrid şampiyonluğu sonrası muhabir Simeone'ye soruyor. Sizce La Liga'yı kazanmanızı sağlayan şey neydi? Simeone diyor ki Barcelona. Bize Suarez'i verdiler. Barcelona'ya bir mesajınız var mı? Var. Onları çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Seneye de bak Messi de yaşlandı. Hani belki ona da vermek istersiniz gibi bir şey olabilir. Yani 21 gol attı ya. Sen Barcelona için yaşlısın dedikleri herif. Ya o biraz şey tabii onu da söyleyelim yani. Biraz onur meselesi yaptı da. Mesela evet. Seneye ben böyle oynayacağını kesinlikle zannetmiyorum. Ya Turgut'a bileniyormuş. 30 gol atıyor. Kim o Turgut? Uç bakıyor böyle. Simeone'ye soruyor. Simeone'ye soruyor. Sizce sizin kim şampiyon yaptı? Turgut. Turgut. Var mı mesajınız? Sağ ol. Sağ olsun. Sağ ol Turgut. Oğlum bu deliyle beni muhatap etmeyin demiş. Kızdırmayın şu adamı. Evet. Güzel cevap. Yani bu sezonluk bir atamayana atarlar. Artık. 21 golün hepsi Barcelona'ya. Atamayan atarlar olarak geri dönmüş diyoruz. Yani Suarez Liverpool dışında herkes şampiyon yaptı. Evet. Gerrard izin vermedi. Liverpool'u yapmasın ama. Ki yani en iyi performansını da orada sergilemiş olmasına rağmen. Evet. Liverpool da gerçekten efsaneydi ya. Yani. Yazık. Makineydi. Liverpool'dayken mi ısırıyordu o milleti? Yok. Milli takımda ısırdı. Şeyi da... ısırdı. İtalyan oyuncuyu ısırmadı mı? Chiellini ısırdı. Isırdı. Isırdı. Milli takımda ısırdı evet. Öyle hatırlıyorum yani. Peki. Geçiyorum o zaman çocuklar. Hazır mısınız? Geç.
Ne kadar oldu Turgut program? Tam 58'iz. Tamam işte 1.10'da falan bitiririz. Süper. O zaman kim vurduya geçiyorum. Haftanın merakla beklenen cümlesi geliyor. Dur, Turgut iyi bir... Evet, chatleri kapatalım. Turgut 3'te 2 ile gidiyor son 3 haftada. Tabii ki bu başarıma gölge düşürmeye çalışılıyor. Yok efendim, çaktırmadan chat'e bakıyormuşum. Chat'e rica ediyorum. Sonat'ın kanalındayız. Hı-hı. 4 şıkkı da spamleyin. Yani kafa karıştırın. Chat'e baktığım iddialarına... Ben bu arada evet şeyi düşünüyorum yani. Turgut böyle bir long con yaptı bize. 10 hafta bakmayıp güven inşa edip... Arkamı dönüyorum. Hala telefonum verdi. Puşt. Ben buraya. Buraya da. Ellerini görebileceğim bir yere koy. Böyle yapayım. Kimse yılanı kusturmasın. Ejderhanızı gezdirmeyin. Neydi o? Evet. Geliyor hazırsanız. Şöyle cümlemizi de yerine alayım bu haftaki. Okuyorum. İnsanoğlu başardıkça rahatlama eğilimine sahiptir. Ama benim için bu mümkün değil. LeBron, Federer, Djokovic, Nadal gibi sporcular kazandıkları maçlardan sonra duşta bir sonraki maçı düşünmeye başlarlar. Demiş. Demiş ki, insanoğlu başardıkça rahatlama eğilimine sahiptir ama benim için bu mümkün değil. LeBron, Federer, Djokovic, Nadal gibi sporcular kazandıkları maçlardan sonra duşta bir sonraki maçı düşünmeye başlar. Demiş. Pep Guardiola, Jose Mourinho, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Buyurunuz efendim. Üç tane tenisçiden örnek, bir tane basketbolcudan örnek, futbolcu örnek. Federer nereliydi? İsviçreli. Ben burada biraz şeyden bahsediyorum. Futbolcudan örnek vermeyerek kendisinden daha iyi birisi olduğunu belli etmemeye çalışan birisi olabilir. En iyi benim. O yüzden başka futbolcular örnek vermiyorum. Gibi. Cristiano Ronaldo diyorsan, Cristiano Ronaldo asla demez böyle bir şey. Ben örnek alıyorum o adamları demez yani. Herhangi bir spor dalında olursa olsun. Örnek alıyorum dememiş ki. Beyanda yok öyle bir şey. Örnek alıyorum demek ama bu. Olur mu canım? Büyük oyuncular böyle olur. Ben de böyleyim. Hayır, işte denk de tutmaz kendine bence. Cristiano Ronaldo'nun ağzından hiç başka bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu adası, çok iyi bir sporcu diye bir şey duydun mu? Duymadım çünkü zaten burada da futbolcu belirtmemiş işte. Bir tek Messi'ye dedi adam onu. Tamam, burada da onu diyorum işte. LeBron demiş, Nadal demiş, Djokovic demiş. Yani hayır, futbolcuları kenara ayırmış. Neyse tamam, ben yanlış yönlendirmeyeyim. Belki de şeydir. Yönlendir Ronaldo yönlendir. Dedi. Eğlenceli oluyor. Fikir üret, bir şeyler söyle. Evet çocuklar, sessizlikle. Mourinho'nun saygıyla çözmeye çalışmanız beni herhalde bir şey söylemezsek hata yapar İsmail gibi böyle bir şeydi. Mourinho için çok düz bir beyan bence bu. Evet. Mourinho muhakkak işin içine başka bir puşluk katar. Ya teknik direktörün söyleyeceği bir beyan gibi gelmedi bana bu. Ama Pep Guardiola da olabilir. Yani Mourinho bunu, sen en son ne kazandın ki bunu söyleyeceksin diye sorarlar adama. Yine eski bir beyan olabilir tabii de. Ben Ronaldo diyeceğim ya. Sırf tamamen örneklerin arasında futbolcu yer almamasından dolayı Ronaldo'ya gidiyorum. İkinci ihtimalde Guardiola gibi geliyor ama Lewandowski böyle bir şey demez lan. Der mi? Bence demez. Diye edebilir. Neyse. Bana der gibi geliyor çünkü yani aslında evet, aşağılayan bir beyan yok burada. Rahatlayamam demiş sadece. Aynen. Ve onda bir şey var ya çocukluğundan beri. Evet, Ronaldo Ronaldo böyle demezdi. Onun futbolcu olma hikayesi de biraz şey Lewandowski'nin. Ben ona biraz yakınım da. Hani en başta buna diyorlar ki sen bu bacaklarla oynayamazsın. İnanılmaz evet, besleniyor. Evet. Eşi diyetisyeni oluyor hatta falan. Yani muhtemelen bu şöyle bir şey olmuş olabilir. Ya lig bitti hala atıyorsun bir adam. Niye şey? Ya biz bir sonraki maçı düşünüyoruz falan. Evet, Lewandowski olabilir. Beni ikna ettin Sonat. Yani bir de yaşlı olmasının da burada etkisi var. Hayır, Ronaldo daha yaşlı. Hani hayır hani yaşlı adamların söyleyebileceği bir şey futbolcuysa da. Hmm.
Çünkü hani hala başarılısın abi. Hala başarılısın. Bırakmadın bu işin peşinin muhabbeti. Teknik direktör değil mi diyoruz? Teknik direktörse de Mourinho için çok düz bir beyan olur. Guardiola I don't know. Sen yani beni işte, ikna o yüzden ettin. Federer İspanyol mu diye sordum. Nadal İspanyol. Nadal bir de Barcelonalı. Ama Nadal'ı en son saymış. Nadal'ı ilk sayardı. Bilmiyorum. Nasıl? Nasıl yaklaştım konuya? Ne lan dudak hareketi yapma oradan tırrek. Ben ikna ettim. Ben bu beyandaki Nadal... ponçikliği yakaladım. Ronaldo ponçikliği yok burada. Lewandowski ponçikliği var. Beni ikna ettin. Gerekirse beraber kazanalım. Bu götü perişan edelim burada. Gel Lewandowski diyelim. Guardiola değil midir diyorsun? Bak Nadal'ın çünkü tamam Federer, Djokovic tenisçiler de Nadal'ın kuzeni var. Büyük kuzeni. O da Barcelona'nın stoperi ve muhtemelen Pep Guardiola aynı takımda da oynadılar. O zaman Nadal ilk demez miydi oğlum? Yani bir de Federer Djokovic'ten sonra sayıyor. Bu puşta da sıralamayı değiştirmiş olabilir tabii. Tamam Lewandowski diyelim. Lewandowski diyoruz biz. Ben de Lewandowski yakınca. Evet. Niye vurdun? Ya, cevabınız Lewandowski mi? Evet. Evet. İnsanoğlunun başardıkça rahatlama eğilimine sahip olduğunu ama kendisi için bunun mümkün olmadığını LeBron, Federer, Djokovic, Nadal gibi sporcuların kazandıkları maçlardan sonra duşta bir sonraki maçı düşünmeye başladığını söyleyen bu isim Pep Guardiola'ydı. Senin amına koyayım ya. Ya Allah evet. Kahretmesin ya. Ve Turgut'a buradan hakikaten bir gönül puanı vereyim. Sıralamayı da ben de istedim. Nadal'ı ilk söylemişti. Ya bu ben bunu yenilmişim saymıyorum ya. Allah ya, kahretmesin ya. Biz onu düşünmedik mi? Ben 65 haftadır bu programı yapıyorum. Tabii ki Nadal Barcelona. Gel Lewandowski'yi izleyelim. Ponçik mi yaptı? Güzel ponçik. Ama bak görüyorsun. Herif görüyorsun beni ne kadar sinsi bir puşlukla yendi. Evet. Ya burada ama artık beyan artık değiştirmektir bu. Yarın bir gün bu şunu da yapar. Beyan içerisindeki takımın adını değiştirir bu. Arkadaşlar Barcelona demiştim ama aslında Real Madrid'di. Yok ki beyan çarpıtma yok. Sadece sporcuların sıralamasını değiştirdim. Sıralama önemli kardeşim. Değiştiremezsin sıralamayı ya. Öyle çünkü Nadal Barcelona bağlantısını birinizin yakalayacağını düşünmüştüm. Hakikaten de Guardiola'yla diğer Nadal'ın takım arkadaşlığı var benim de bildiğim kadarıyla. Turgut sıralamayı bu değiştirmiştir dediğinde şöyle bir ter akıttım ama. Ya şov yapıyorduk Turgut ya. Allah kahretmesin ya. Ya ben yine Guardiola'ya gitmeyecektim. Yok, senin elinden almış oldum birazcık. Yine ufak bir şov yaptınız bence. Güzel bir gidişatla ama şansınıza küsün artık haftaya. Ama ciddi bir iyileşme var yani hem Turgut'ta hem sende bu oyunda. Oğlum neyse. Yani maymunu koysan artık bir yerden sonra öğrenir yani. Yani tabii bende de bir performans düşüklüğü olabilir bilmiyorum. Artık bir bakacağız ona. Evet. Diyojen'in 65. bölümü. Fotoğrafı varsa Beşiktaş taraftarının dövdüğü bekçiyi. Saçmalama yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de bahsettiğim o abinin varsa parodi olduğunu umduğum görselinden. Hani bir ekran görüntüsü alsanız yeter. Video çünkü o. Turgut sen Lisaveti Karipskaya hanımefendiyi istemiyorsun o zaman. Onu sizden bir ikisini ister diye düşündüm yani. Bonus olarak koyalım. Ben şeyi isteyeceğim ya kesin. Leo Messi'yi lütfen. Özel koleksiyonluk. Yanındaki scout abi herhalde o da bilmiyoruz. Allah affetsin diyelim. Ben Leo Messi'yi istiyorum cümlesi bu aralar çok duyulmuş söylemiş olabilir. İğrençler. Evet. Kimsenin tabii Semih'in yılanını istememesi beni biraz üzdü çocuklar burada. Merak et. Biliyoruz yılan olmadığını. Evet. Biz ilk duyduğumuzda da anladık. Doğru. Evet. Teşekkür ediyoruz o zaman.
İzlediğiniz, dinlediğiniz, katıldığınız için. Son olarak şunu söyleyeyim ben arkadaşlar. Ben şey diyecektim. Yani sen söyle önce. YouTube'da özellikle çok fazla şey yorumu görüyorum. Ya işte reklam aralarında video izliyoruz. İşte reklam izliyordum, arada video çıktı. Bu video nereden geldi? Abi işte iğrenç, çok fazla reklam varlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu dediklerinizin hiçbirini bilmiyorum. Çünkü premium kullanıyorum çocuklar. Yani pleb değilim. Sonra şunu söyleyeyim. Yani onun bizle hiçbir alakası yok. YouTube atıyor o reklamları. Ama onu kapatabiliyor muyuz bilmiyorum. Değiştirebiliyorsun. Yani şöyle. Değiştirebiliyoruz. Reklam kısmına girdiğin zaman videonun hangi dakikalara reklam attığını görebiliyorsun. Aradan bazı dakikaları elinle silebilirsin. Ama iş. Bayağı İnşallah iş. İnşallah uğraşırım bununla çocuklar. Öyle söyleyeyim sizle. İnşallah uğraşmışımdır siz bu videoyu izlerken. bakalım. Reklam giriyor değil mi? Yani peki o reklam sayısı kadar para mı alıyorsun? Şöyle bu arada YouTube bokunu çıkar. Tabii sen daha ne kadar reklam o kadar para bu arada, onu söyleyeyim. Evet. Ama o reklamları izleyeceksiniz çocuklar. Belli oldu şu an. Ya da katıla basacaksınız. Bu ha, burada da, bir katılda sıçrama görürsek reklamları kapatırız. Ya hani evet, bir 3-5 abone bir şey geldiğini görürsem reklamları kaldırırım. YouTube da bokunu çıkarttı bu arada. 2 dakikada bir reklam basıyor artık. Çok kötüymüş, evet. O yüzden ben öneririm yani katılmanızı. Öyle diyeyim. Hani millet de şey diyebilir tabii, hani size katılacağım ama premium alırım. Aynı paraya da diyebilir. O da bu, keşke bunu söyleyeyim. Burayı keselim mi? Kesmeyelim. Evet. Kesmeyelim. Euro 2022 için ekstra bir şey düşünmüyoruz çocuklar öncelikle. Ama düşünmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Şu an düşünmüyoruz. Şu an düşünmüyoruz an itibariyle. Ama Euro 2022'de aman Euro'da yani şampiyonada Diyojen tadında bir şeyler gelir yani. Yani bakarız, yayınlar yaparız yine bu iki arkadaşın kanalında, yine tekrarları ortaya atarız vesaire, bir şeyler yaparız. Durum bu. Bizden bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Haftaya. Yayınım var mı Turgut? Benim var. Yani birazdan açacağım 22'de, çünkü benim film gecesi bugün. Tamam. Benim de gene 22 gibi FIFA gecemiz var. Görüşürük. Son adı ne gecesi, İsmail ne gecesi olduğunu kimse merak etmedi.